Kiralitenin ne olduğunu anladığımıza göre şimdi kiralite merkezlerinin nasıl belirlendiğini inceleyebiliriz. Bu videoda kiralite merkezi terimini kullanmayı tercih ettim. Ancak başka yerlerde aynı kavramın kiral merkez, stereo merkez, stereojenik merkez veya asimetrik merkez şeklinde de ifade edildiğini görebilirsiniz. Kiralite merkezi kendisine dört farklı grubun bağlı olduğu SP3 hibritleşmesine uğramış ve dolayısıyla tetrahedral yani dört yüzlü şekle sahip olan karbonları ifade eder. Şimdi bu moleküllerdeki kiralite merkezlerini inceleyelim. Buradaki alkol molekülüyle başlayabiliriz. Bunu yeniden çizeyim. Atomların hepsini çiziyorum. Elimizde 4 karbon var. Soldaki karbona 3 tane hidrojen atomu bağlı. Yani bu karbonun kiralite merkezi olması mümkün değil. Çünkü kiralite merkezi için 4 karbona ihtiyacımız var. Ve bu karbonda aynı atomdan 3 tane var. Yani bu olamaz. Hemen yanındaki karbona ise OH ve 1 hidrojen bağlı. Buradaki karbonun kiralite merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu karbona 4 farklı grup bağlı. Bu karbonu işaretleyelim. İşte kiralite merkezimiz. Bu tarafta bir metil grubu var. Burada ise OH grubunu görüyoruz. Daha sonrasında etil grubu ile birlikte bir tane de hidrojen atomu var. İşte hidrojen. Kısacası bu karbona dört farklı grup bağlı olduğundan bunun kiralite merkezi olduğunu söyleyebiliriz. İşte şu karbondan bahsediyorum. Diğer hidrojenleri de çizeyim. Bu karbonda iki tane hidrojen var. Bu yüzden kiralite merkezi değil. Çünkü elimizde bir karbona bağlı aynı atomdan iki tane var. Son olarak bu karbona da üç hidrojen bağlı yani yine aynı atomdan üç tane. Demek ki bu alkol molekülünde bir tane kiralite merkezimiz var. Bir sonraki örneğimizdeki karbonları da çizeyim. Elimizde üç tane karbon var. Soldaki karbona üç tane hidrojen atomu bağlı. Yani bu karbon kiralite merkezi değil. Sağdaki karbona da aynı şekilde 3 tane hidrojen bağlı. Yani kiralite merkezi olma ihtimali yok. Şimdi de buradaki karbona bakalım. Bu karbonun hibritleşme sürecini ele alalım. Bu karbonun üçgen düzlemsel bir geometrik şekle sahip olduğunu ve sp2 hibritleşmesine uğradığını biliyoruz. Yani bu karbon da kiralite merkezi değil. Bunun için karbonun sp3 hibritleşmesine uğraması ve dolayısıyla tetrahedral geometrik şekilde olması gerekiyor. Ayrıca bu karbona bağlı 4 farklı grup yok. O yüzden bu karbonların hiçbiri kiralite merkezi olamaz. Yani bu molekülde hiç kiralite merkezi yok. Bu aseton molekülüydü. Şimdi de halka şeklindeki örneklere bakalım. İlk olarak bununla başlayalım. Bu sefer grupları molekülün üzerinde gösterelim. Burada bir hidrojenimiz var. Bu karbona bağlı da iki tane hidrojen var. Halka modelinin her köşesine bağlı iki tane hidrojen atomu bulunuyor. Hidrojenlerin hepsini çizelim. Evet. Burada kiralite merkezlerini aradığımızı unutmayalım. Karbonların hepsini pembe renkle işaretleyelim. Bu karbonların hepsine iki tane hidrojen bağlı yani aynı atomdan iki tane. Bu yüzden bunların kiralite merkezi olma ihtimali yok. Şimdi de buradaki karbona bakalım. Kiralite merkezi olabilirmiş gibi görünüyor, değil mi? Bu karbona bağlı bir karbon ve hidrojen atomu bulunuyor ve şunlar da zıt yönlere doğru hareket ediyor. Ama aslında bu karbon kiralite merkezi değil. Hemen açıklayalım. Hidrojen ve klorun ikisi de farklı bir grup. Evet. Ama halkanın her iki tarafına da baktığımızda bunların aynı yolu izlediğini görüyoruz. Halkanın bu tarafında CH2 molekülü var. Diğer tarafında da aynı molekülden var. Yani CH2 ve şurada da CH2. Yani hepsi aynı şekilde çizilmiş. Tüm halka boyunca o karbona bağlı gruplar aynı. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Yukarıdaki karbona bakarsak burada bir hidrojen ve bir klor var. Molekülümü de bu şekilde çizebilirim. Aşağıdaki karbonu bu moleküle dahil etmedim. Bu karbona bağlı iki grubun aynı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü her iki tarafta etil grubu. Yani burası kiralite merkezi değil. Demek ki bu molekülde hiç kiralite merkezi yok. Ayrıca bu moleküle bakarsak halkanın izlediği yolun farklı olduğunu görebiliriz. Aynı şekilde buradaki karbonu inceleyelim. Çünkü kendisine bağlı bir hidrojen atomu olduğunu biliyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki halkanın iki tarafının dizilimi birbirinden farklı. Hidrojenleri de çizeyim. Bu karbonda iki hidrojen varken diğer karbonda sadece bir tane hidrojen var. Halkanın sol kısmının etrafında ilerlersek burada bir CH2 olduğunu görebiliriz. Ancak halkanın sağında karbona bağlı tek bir hidrojen olduğunu görüyoruz. Yani halkanın farklı kısımları farklı yollar izliyor. Buradaki karbona bağlı 4 farklı grup bulunduğundan kiralite merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Diğer karbonlara da bakalım. Kırmızıyla göstereyim. Buradaki karbon sp2 hibritleşmesine uğramış. Yani burada bir çift bağ var. Bu yüzden kiralite merkezi değil. Aynı şekilde bu karbon da öyle. Bu karbona bağlı iki tane hidrojen atomu bulunuyor. Bu karbonda da iki tane hidrojen var. Ve bu karbonda aynı şekilde iki hidrojene sahip. Yani bu molekülde sadece bir tane kiralite merkezi var. Son olarak daha önce yaptıklarımızdan biraz daha karışık olan başka bir örneğe bakalım. Biraz korkutucu göründüğünün farkındayım. Bu bir ibuprofen molekülü. Molekülün parçalarını teker teker inceleyelim. İlk olarak merkezdeki benzen halkasıyla başlıyoruz. Buradaki karbonla başlayalım. Bu karbon sp2 hibritleşmesine uğramış ve benzen halkasının diğer kısımlarına baktığımızda tüm bu karbonların sp2 hibritleşmesine uğradığını görebiliriz. Yani bunların kiralite merkezi olma ihtimalleri yok. Çünkü kiralite merkezi için tetrahedral şekilde olmaları gerekiyor. Bu karbona bağlı iki tane hidrojen atomu var. Yani bu karbonda olamaz. Buradaki diğer karbona da bakalım bu karbonun iki metil grubuna yani aynı gruptan iki tanesine bağlı olduğunu biliyoruz. O yüzden bu da olamaz. Buradaki karbonsa sadece 3 hidrojene bağlı. Yani bu da olamaz. Aynı şekilde bu karbon da öyle. Çünkü buna bağlı olan atomlar aynı. Gördüğünüz gibi molekülün sol tarafındaki karbonların hiçbirinin kiralite merkezi olma ihtimali yok. Şimdi de diğer tarafa bakalım. Buradaki karbonu farklı bir renkte göstereyim. Bu karbona bağlı tek bir hidrojen atomu olduğunu biliyoruz. Çizelim. Şimdi de farklı gruplara bakalım. Burada bir metil grubu var. Burada da bir hidrojenimiz var. Diğer tarafta ise karboksilik asiti olduğunu görüyoruz. Molekülün geri kalan kısmında da şöyle bir benzen halkası var. Yani bu karbona bağlı dört farklı grup bulunuyor. Bu yüzden burada maviyle işaretlediğim karbon kiralite merkezi. İşte tam şurası. Şimdi de metil grubundaki karbona bakalım. Burada 3 tane hidrojen var. Yani kiralite merkezi değil. Buradaki karbonunsa çift bağı olduğundan sp2 hibritleşmesine uğradığını söyleyebiliriz. Yani bu karbon da kiralite merkezi olamaz. Demek ki bu molekülde sadece bir tane kiralite merkezimiz var. Bu alıştırma yapılması gereken oldukça önemli bir konu. Karbonları incelerken bunlara nelerin bağlı olduğunu, bağlı olan 4 farklı grup olmadığını, karbonun tetrahedral şekilde olup olmadığını ve sp3 hibritleşmesine uğrayıp uğramadığını göz önünde bulundurmayı unutmayın. Böylece bu karbonların kiralite merkezi olup olmadıklarını anlayabilirsiniz.